أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Değerli arkadaşlarımız, dersimize tecvid nazariyatı anlatımıyla başlayalım. Ve şu Ara suresinin bugün inşallah iki bölümünü de okumaya çalışalım inşallah. Çok kıymetli hocam ve sevgili hoca arkadaşlarım. Tecvid dersimizde sıfatlar bahsine geçen hafta başlamıştık. Bu hafta sıradaki sıfatlarımızı göreceğiz. Şiddet, beyniye ve rihvet sıfatı. Şiddet, sözlükte kuvvet anlamına gelir. Bunu dilimizde de kullanıyoruz, şiddet kelimesini. Harfin telaffuzunda mahrece uygulanan baskının kuvvetli olması sebebiyle mahrecin tam kapanmaması, affedersiniz, tam kapanması ve bundan dolayı da sesin akmamasıdır. Biz geçen haftaki dersimizde cehir sıfatını görmüştük. Oradaki kilit nokta neydi? Nefesin akmamasıydı. Buradaki kilit nokta da sesin akmamasıdır. Fark budur. Cehir sıfatında nefes akmaz, şiddet sıfatında ise ses akmaz, ses hapsolur. Ve bu güçlü bir sıfattır. Şiddet sıfatı ecid, kadın, beket beytinden oluşan hemze, cim, dal, kaf, ta, be, kaf ve te harfidir. Bu harfler şiddet sıfatlı harflerdir. Biraz sonra bunların özelliklerini biraz daha net olarak göreceğiz. Yani bu harflerin telaffuzunda ses akmaz, hapsolur. Örneğini ben biraz sonra bir izahta vereceğim inşallah. Rihvet sıfatı ise bunun tam zıddıdır. Sözlükte yumuşaklık anlamına gelir. Hatta rehavete kapılmak, biz bunu dilimizde kullanırız. Harfin telaffuzunda mahrece baskının zayıf olması sebebiyle sesin akmasıdır. Bu harflerde ses telaffuz esnasında akmaya devam eder. Bunlar da zayıf sıfatlardır. Harfleri de şu harflerdir. Th, h, h, zel, zay, sin, şın, sad, dad, za, gayın, fe, h. Yine bir örnek verelim. Mesela sin harfini biz telaffuz ederken es dediğimizde s sesi akmaya devam eder. Bir de şunu her zaman belirtmekte fayda var. Bir harfin mahreçlerinin ve sıfatlarının en belirgin olduğu hali sükun halidir. Ki onun için biz harf talimlerinde sükunla başlıyoruz. Metle de devam ediyoruz. Ses doğrultularını görmek, kalınlıklarını, inceliklerini görmek için. Bir de sadece bu gruba mahsus olmak üzere beyniye diye bir sıfat var. Zaten beyniye kelime olarak iki şeyin arasında demektir. Şiddet ile rihvet arasında, yani beyne şiddeti ve rihveti olarak ifade edilen cümleden alınmış bir isimdir. Beyniye ne demek? İkisinin arasında demek. Yani bu harfler ne tamamen şiddet sıfatı özelliğini taşır ne de tamamen rihvet özelliğini taşır. İkisinin arasında. Yani ses ne tamamen akar ne akmaz. Böyle bir özellik var bu harflerde. Bu harfler de demin saymış olduğumuz harflerin dışında kalan ve lin ömer beytiyle ifade edilen harflerdir. Lam, nun, ayın, mim ve ra harfleridir. Tabii şimdi burada bir izah yapacağız ve bir eşleştirme yapacağız. Geçenki dersimizle de bir bağlantısı var. Şiddet sesin akmamasıydı. Rihvet sesin akmasıydı. Cehir nefesin akmamasıydı. Hems de nefesin akmasıydı. Buradan şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Şiddet sıfatına sahip olan bir harf aynı zamanda diğer gruptan ya cehir sıfatına mensuptur yahut hemstir. Yani bu ne demek? Okurken sesin akmadığı bir harfte nefes akabilir veya akmayabilir.
Aynı şekilde rihvet sıfatlı bir harf de aynı zamanda diğer gruptan ya cehr sıfatına aittir veyahut da hems sıfatına aittir. Bundan dolayı alimler şöyle bir eşleştirme yapmışlardır. Şiddet ve rihvet baz alınarak bu eşleştirme yapılmıştır. Şiddet sıfatına mensup bir harf aynı zamanda cehir sıfatı varsa buna şiddeti mechure diyorlar. Yine şiddet sıfatına ait bir harf aynı zamanda hem sıfatı taşıyorsa buna da şiddeti mehmus ediyorlar. Rihvet sıfatına ait bir harf de aynı zamanda cehir sıfatı taşıyorsa buna rihveti mechure. Rihvet sıfatına ait bir harf aynı zamanda hem sıfatına aitse buna da rihveti mehmus ediyorlar. Tabi bunun bize ne gibi faydası var? Şimdi bakalım. Şimdi şiddeti mehmuse demiş olduğumuz harfler hem şiddet sıfatı var hem de hem sıfatı var. Ne demek? Ses akmıyor fakat nefes akıyor. Bunlar da ikisinin beytini yazarsak ortak harflerin kef ve te olduğunu görürüz. Yani kef ve te harflerini biz telaffuz ederken ses akmaz ama nefes akar. O yüzden biz kef harfini okurken sesini akıtmadan okuyacağız. Burada yapılan hatalardan birisi şudur. Ek. Bunu daha önce mahreçte bahsetmiştik ama tam yeri geldiği için burada değiniyoruz. Bunun sesini akıtmayacağız. Sadece telaffuz ederken nefes akacak. Ek şeklinde. T de aynı şekilde. Et diye sadece nefesini akıtacağız. Bir de şiddeti mechure dediğimiz hem şiddet hem cehir sıfatlarının ortak olduğu harfler var. Bunlar da şiddetteki kef ve te'yi çıkarırsak ecit kadın b diye ortaya çıkıyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Tanıdık bir harf grubu bu. Kalkale harfleridir. Hemze hariç. Hemze de kalkale yapılmaz. Bu harflerde nefes ve ses hapsolduğu için biz harfi telaffuz edebilmemiz için kalkale devreye giriyor. Harfi biz mahrecinde tekrar aynı kendi mahreciyle depreştirerek kalkaleli okuyoruz. Buradan şunu anlıyoruz. Kalkale yapsak da olur, yapmasak da olur şeklinde bir tecvid kaidesi asla değildir. Harfin lazım asli sıfatıdır. Yani bir harfi kalkalesiz telaffuz etme şansımız yok kalkaleli bir harfi. Devam edelim. Bir de rihveti mehmuse var. Bu da rihvet ve hem sıfatların ortak olduğu bir harf. Bunlar zaten problemsiz nefes ve sesin aktığı harflerdir. Örneğini verdik. Bu harflerin hepsinin telaffuzunda hiçbir sıkıntı zaten yaşanmaz. Bir de son olarak rihveti mechure var. Bu da rihvet ve cehir sıfatlarının ortak olduğu harflerdir. Ses akar, nefes akmaz. Tabi bunun bir pratikte bir karşılığı yok. Yani ses aktıktan sonra artık nefesin akmaması yani orada çok ciddi bize bir sonuç doğurmaz. Bunu da bilmemizde fayda var. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki sıfattan haftaya devam edeceğiz inşallah. Hayri hocamıza teşekkür ederiz. Fakat bir hatırlatma yapalım. Sıfatlar bahsi bu alanda çalışma yapan bir kısım hocalar tarafından dahi bütünüyle çok iyi kavranmış olmayabilir. Dolayısıyla sıfatlar bahsini şöyle ya bir sıfat ya da en fazla iki sıfat halinde daha yayarak, haftalara yayarak gidelim inşallah. Çünkü böyle hem hocalar hem dinleyenler de anlasınlar. Ya daha özetle ve daha böyle kısa kısa bölüm bölüm bir sıfat belki en fazla iki sıfat halinde anlatalım inşallah. Kalıcı olsun. Evet. Şimdi bu bahsi dinlerken zihinlerinize takılan bazı sorular olabileceğini tahmin ediyorum. Bu kelam-ı ilahinin doğru okunabilmesinin şartları, gerekleridir. Yani bir kelam düşünün ki emsali, benzeri, eşi yok. Arapça bir kelam, Allah'ın kelamı ama şimdi Arap diline vukufiyet, Kur'an'ı doğru okumanın olmazsa olmaz şartı değildir. Arapçayı bilenle bilmeyen açısından Kur'an eğitimi Arapça bilenin lehine hani maça 1-0 önde başlamak gibidir. Ama bütünüyle bunlar Arap dilini konuşuyorlar.
Dolayısıyla Kur'an'ı doğru okurlar. Hayır. Kur'an'ın doğru okunmasının olmazsa olmaz şartı Allah kelamına yönelik çalışma yapmaktır. Yani eğitimini almaktır. Bu süreç kimine göre birkaç aydır, kimine göre birkaç yıldır, duruma göre değişir. Ama sağlam bir Kur'an eğitiminde süreç uzundur. Yani öyle hemen 3 aylık, 5 aylık hatta 1 yıllık olmaz sağlam almak istiyorsak. Buradaki faaliyetlerimizin zaten esprisi de bu. Haftalara, aylara, yıllara yaymak suretiyle, acele etmeden en azından Allah'ın kelamını Sure-i Fatiha'dan Sure-i Nas'a kadar baştan sona okuyarak, dinleyerek, anlatılanları anlayarak okuyup hak ettiğimiz belgeyi almaktır. İşte bu eğitim şarttır Kur'an için. Sorular sorulduğu için bu açıklamayı zarureten yaptım. Birkaç cümle daha. Bir Arap şahsın günlük lisanında, günlük konuşmasında dile yatkınlığı sebebiyle bazı harflerle birleşik okurken zaman zaman nakiller olur. Zaman zaman ulamalar, harf veya ses karışıklığı olur. Bu tabiidir, doğaldır, olabilir. Yani gittiğim üniversitede, girdiğim derslerde hedef kitlem İslam aleminin muhtelif ülkelerinden özellikle Arap tavrıyla okumaya dinledikleri şahıslardan etkilendikleri için kıraate alışmış çocuklarla, gençlerle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii bazı harflerle ilgili açıklamalarımızı ilk günlerde biraz tuhaf karşılıyorlar. Yani biz Arapça hocalarından Arapçayı öğrenirken falan filan harfler şöyle telaffuz ediliyor diye. Bu biraz bilgi eksikliği veya hocalarımızın bu konuyu iyi anlatamaması sebebiyledir. Yoksa Arapçanın dışına zaten çıkılmaz. Ama örnek veriyorum ben. İşte en büyük sıkıntı nedir? Vav harfindedir. Veya bir kısım ince harfleri o dilin fıtri, tabii yapısı içinde salıvererek okurken kalın okumaktır. Oysa ki kitap, yani kıraat ve tecvid kitapları, bakın 15 asırdan beri günümüze kadar intikal etmiş bütün kitaplarda bu harfler şöyle taksimata tabi tutulmuş. İncesi kalını, yumuşağı serti, güçlüsü zayıfı vesaire, aşikarı gizlisi. Dolayısıyla böyle elekten elene gelmiş hem kitabi bilgiler hem hocaların tatbikatı bir Kur'an eğitim ve öğretimi ortaya. Yani doğru okuma metodunu, usulünü ortaya çıkarmış. Bunlar boş şeyler değil. Misal, o en sıkıntılı harf, buradan bizi dinleyenlere, hocalara özellikle. Vav harfi bütün kitaplarda incedir. Bizim sabit kalın harflerimiz 7 tanedir. İttifak halinde. Bunlar malumdur. Hussa, davdin, gıyvu harfleri. 7 tane %100 kalın. Otomatik olarak 7'nin dışında kalan harfler nedir? İncedir. Kalınlığın ölçüsü vardır. İşte hoca devreye girer orada. İnceliğin ölçüsü vardır, hoca devreye girer. Ben kalını şöyle okursam kalın, şöyle okursam ince diyemeyiz. Hocamdan aldığım eğitimde onu öğrendik. Hocasından bu ne oluyor? Bir senet oluyor. Senet nedir? Evladın babasına nispetidir. Bu falanın oğlu. Falanın oğlu, nispet, mensubiyet, nesep. Harfin de nesebi hocaya bağlıdır. O harfi kimden almışsa o nesep yukarıya doğru gider.
tabi ehli Kur'an, Kur'an ehli yani Kur'an eğitiminde behresi olan öyle sıradan 3-5 okuyucunun yaptığı işler değil. Kur'an hizmetinde. Dolayısıyla bu nesebi bozmak bizim hakkımız değil. Aldığımız minval üzere. Vav incedir tamam fakat acaba nasıl ince? Vav'ın mahreci bellidir, dudaklardır. Dudaklar ön tarafa doğru uzanır ve dudak uçlarında bir nebze, küçük bir boşluk. Eskiler bunu anlatmak için küçük bir nohut tanesi demişler. Yani bu anlatmak için meramı bir misal verilmişler. Yani pozisyon. Ve. Ve. Bakın, bakın. Dinleyin. Uygulama yapmayalım. Bu zaruri bir açıklama. Dersin başında düşünüyordum uzun zamandan beri. Sorular geliyor çünkü. Ve. Ve. Pozisyon bu. Dudaklar önde, uçlar açık fakat abartılı değil. Şöyle değil, büzdük. Bakın tamamen kapattık. Kapatalım, ben kapatıyorum şimdi. Sese bakın. Ve. İşte bu eleştirilir. Kim tarafından? Araplar tarafından ve haklıdırlar. Haklıdırlar. Çünkü hem kitaba ters düştük, hem hocamızdan aldığımız şifahi tatbikata. Peki, bakın. Ve. Yanlış. Ev. Yanlış. Ev. İnce harf ama inceliğini bayağı bir ezdik, bayağı bir perişan ettik. Bu doğru değil. İki, ikinci yanlış. İnce bir harfi telaffuz ederken dudaklar önde ve fakat dudak uçlarındaki o boşluk, o delik abartılı bir şekilde daha fazla açık olursa bu sefer de kalın değil, ince değil, kalın okunur. Belki çok kalın okunur. Bakın. Va. Va. Bu ses kimse tarafından incedir denemez. Va. Hayır. Bu da yanlış. Peki öğrencilerimiz diyorlar o fakültedeki muhatap hedef kitlemizden hocalar böyle Türkçeyi telaffuz ederken biz acaba bir metni hakkıyla okuyan spiker gibi bütün harf seslerine, tonlarına, inceliklerine, vurgularına dikkat ediyor muyuz? Hayır. Hepimiz bir dili kullanıyoruz. O dili sokakta, çarşıda, pazarda kullanırken çok farklı kullanıyoruz. Aynı şey bir Arap için de geçerli, aynı şey bir Fransız için de geçerli. Ama biz İlahi kelama doğru meseleyi taşıdığımız zaman hemen devreye Allah'ın kelamı, o kelamın emri, o kelamın emrinin tefsiri, tertili, tecvidi ve hocaların tatbikatı, talimi devreye giriyor. Bizi başıboş bırakmamışlar. Kur'an diyor ya, siz başıboş bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Hayır. Hele Allah'ın kelamında. Ne manasında başıboşluk bizi bir tarafa götürür. Kur'an o noktada bize rehber olmaz. Çünkü başıboşluk olmaz. Kur'an'ın rehberiyeti ilimle. Ne de tatbiki olarak okurken. O halde mesela birkaç canlı örnek vereyim. Daha iyi anlayın. Arapçayı konuşurken mesela يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ mesela. Böyle bir cümleyi Arap kullanır. Bakın şöyle kullanır. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ bu Arap'ın sihridir. Kur'an'ın sihri يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ farkı var mı yok mu? O halde eğitim. وَالْعَصْرِ öyle okur. Ben de Arapçayı konuşsam öyle. Ama Kur'an'ın aslına geldim mi? Vel'asr. Farklı. İnnel insane lefî husur. Sin sanki harekeli gibi. Oysaki sakin. İşte orada dilde salladığın okumayı Kur'an'da sallayamazsın.
اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرُ diyor ki ben Kur'an'ım. Ben beşer sözü değilim. Beni nazenin, dikkatli inceliklerle, hesaplarla, kitaplarla nasıl manasını koruyorsak, korumaya çalışıyorsak elfazını da öyle. Ulema bunun için ne kitaplar, eserler yazmış. Mesela hadisler Allah Resulü'nden intikal etmiş. Çok azı hariç büyük bir çoğunluğu manevi rivayette bize gelmiş. Manevi rivayetle. Dolayısıyla hadisler tecvidle okunmaz. Bir hadis metni doğru okunur ama tecvidle okunmaz. Dua yaparken doğru okunur ama tecvid olmaz. Hutbe irad ederken doğru okunur ama tecvidli olmaz. Tesbihat çekerken doğru okunur ama tecvidli olmaz. Kur'an'ın icaz yönlerinden yani insanı hayretlere düşüren, insanı böyle elini kolunu bağlayan, şaşırtan mucizevi yönlerinden birisi de harf ve kelimelerinin Arapça telaffuz veya konuşurken muhtemel düşeceği durumlara düşmemek için devreye Allah'ın kelamını koruma bağında tecvid girer ve biz de bunun için işte bu gayretle buralardayız. Diyoruz ki doğru okuyalım, doğru okutalım, doğru anlamaya çalışalım ki faydalı olalım. Yoksa ya bu nedir? Sorular geliyor. Acaba okunmasa olur mu? Ne demek? Şimdi eğitim olmasa, kitaplar olmasa, hocalar olmasaydı, sade vatandaşın insafına terk edilseydi Kur'an ne olurdu? Fatiha suresi elhem olurdu. Elhem. Ne diyor? Elhem. Bakın ağza bile yakışmıyor. Surenin ismini bile daha telaffuz edemiyor. Bu bir misal. Kul eûzu bi rabbil felak min şerri ma halak durumuna düşerdi. Kul eûzu bi rabbil felak min şerri ma halak. İşte bu hale gelirdi. İşte ulema ta bu nesep zinciriyle Allah Resulüne kadar. Onun için ağızlarımıza dikkat edelim. Şaka değil. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ Araplar gibi söylemedim. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ Hazl değil. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ Şaka değil. Muhteşem bir kelam, müstesna bir kelam. Ne belli belki bir okuduğumuz ayet bizim affımıza sebep olacak. Hiç belli olmaz. O heyecan, o gayret, bu çalışma, yüzlerce çalışma içinden bir tanesini Cenab-ı Hak kabul ederse inşallah biz de Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun ve inşallah cennetine girenlerden oluruz. İnşallah, inşallah. Garanti yok. Onun için arkadaşlar hocalarınızın, hocalar da hocalarının, hocaları da hocalarının kıymetini bilmesi bu işin şaka yanı olmadığını, hakkıyla okumak, öğrenmek, öğretmekle hepimiz vazifeliyiz. Şu ayette bitireyim, dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ اَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ Bakın, hakkıyla tilavet. Hakkıyla tilavet. Hazreti Cebrail peygamberimize geliyor. Ayetleri okurken birisinde diyor ki sen tasalanma, üzülme, kendini yıpratma, acele etme. Bu kelamı ben sana okutacağım. Arapça ya. Allah Resulü şöyle demedi. Ey Cebrail sen Arapça okuyorsun. Ben de bir Arap'ım. Anlıyorum. Dolayısıyla sen tekrar tekrar okutmana, böyle altını çizmek suretiyle sana okutacağım demene gerek yok. Sana okutacağım diyor. Bu okutmak tefsir değil. Tefsir ayetinin sonunda. Sana bunu ben açıklayacağım diyor. Değil mi? İnne aleyna cem'ahu
ve Kur'an'a. Seni hafız yapacağım diyor. Ve Kur'an'a. Şey cem'a. Ve Kur'an'a okutacağım. Aşağıda sümme inne aleyna beyane. Bakın o değil. Allah Resulü de kuzu kuzu dinliyor güzelce. Öğreniyor ve öğrendiklerini ashabına bize kadar öğretiyor. İşte yaptığımız işin temel esprisi ruhu bu. Şakası yok yani. Her harfine hakkını vererek kelimesine ay ama bizim bir ayrıcalığımız vardı. Ne diyorduk? Bunları öğrendikten sonra bunlara takılmayacağız. Bu eşikte, basamakta durmayacağız. Yani ömrümüzü bunlarla geçirmeyeceğiz. Dost doğru öğrenip ilmiyle sonra dost doğru anlamanın yollarına, metotlarına, aletlerine, ilimlerine kulaç atacağız. Ve tabii ki okuduğumuzu kendimize göstereceğiz. Bu adam kim? Ağzı Kur'an okuyor ama ağzının dışındaki hiçbir organının Kur'an'la alakası yok. Bu duruma düşmekten Allah'a sığınırız. İşte mühim olan bu son cümle. 60 yaşına kadar bir adam harflerle uğraşırsa işte cehirmiş, hemismiş falanmış. Yok, o yok, hayır. Allah'a şükür zeka seviyemiz hepimizin. Kimisi 3-5 ayda, kimisi 1 yılda ama sağlam bitirip hocam biz bunu anlamamız lazım. Artık kitabı okuduk, mektubu anlayalım artık. Mektubu anlayalım. Onun için sadece bu işlerle meşguliyet olmaz. Kur'an hocalığı birinci halkada işi bitti. İkinci halka Arabi ilimler ve tefsir. Biz bu süreci başlattık ki bizim talebelerimiz imam. Namaz kıldırma memurları değil. Bizim talebelerimiz imam. İmam arkadaşlar önder ve rehber. Nesiyle önder rehber? Ameliyle, vazifesiyle ve kıraatiyle ve tefsiriyle. İşte bu da çalışmayı gerektirir. Kur'an da bize çalışın diyor. Değil mi? وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Kime diyor bunlar? Duvarlara mı diyor ya? Bunlar böyle vır 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 oku geçmek böyle bir şey olur mu? Kime diyor? Bana diyor. Size diyor. Öncelikli olarak daha çok Allah bize nasip etmiş. Bakın bu kitaba bakmayı bana nasip etmiş. Bu kitaba dokunmayı, bu kitabı böyle sevgiyle, muhabbetle sevmeyi, bu kitabı anlamayı, bu kitabı okutmayı, okumayı. Bakın sayın sayabilir. Nasip dışarıdakine niye nasip etmemiş? Ayrı. Onun için nasibin nimetini, kıymetini bilelim. Biraz sonra iki kıssada göreceğiz. Verilen nimetlerin kıymetinin bilinmemesinin doğurduğu akıbetleri göreceğiz. Canım Nuh peygamber gelmiş geçmiş. Haşa, olur mu? Kıssa var. İnne fî zâlike le âye. İbret var. Nazar var. Atf-ı nazar var. Vesaire. Evet. Böyle bir Kur'an hocalığı hakkıyla, sırasıyla inşallah Allah bizi rızasından ayırması. Bu zaruri bir açıklamaydı. Bunu yapmak durumunda olduk. Çünkü sorular geliyor. Çok ciddi sorular, böyle hakikaten cevaba medar olacak sorulara açıklık getiriyoruz. Ama böyle bizimle alakası olmayan, çok sathi, canım onu açsın bir kitaptan, bir tecvid kitabından veya bir ilmihal kitabından açsın, öğrensin, öğrensin. Burası fetva makamı değil. Peki. Şimdi hemen tecvid tahlilimizi, o adetimizi terk etmeyelim ve bütün talebelerimiz buna iştirak etsinler. Hiç üşenmeden. Bakın ben her hafta yapmaya çalışıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kezze idgam misteyin bila gunne. Ra meddi tabi'i. El mü. Lam-ı tarifin ızharı. Mür hükmü rakalın. Lin meddi arız. Kale meddi tabi'i. Lehum e. Mimin ızharı. Ehu meddi tabi'i. Hüm hu. Mimin ızharı. Hu meddi tabi'i. Ele meddi tabi'i.
Bir dakika. He? Hüm'e. İzharı. Ha, evet, evet. Peki. Ela tette misseyin bilâhunne un meddâris. İnni aslı inne te'kid nununun nunu ile ikinci nun arasında teşdit değil idgam misseyin maal gunne. Ni meddi tabi leküm ra mimin ısharı ra hükmür ra kalın su meddi tabi lün e ızharı mutlak emin meddi arız fette idgam misseyin bile gunne Allah'a lafzatullahın lamı kalın teşdit bile gunne meddi tabi ve eti meddi tabi un meddi arız ve ma'e meddi munfasıl küm'e mimin isharı aleyhi zamir kasr ile min'e izharı mutlak er kalkale er hükmurra kalın in'e izharı mutlak er kalkale ri hükmurra ince illa teşdit bila gunne meddi tabi ala meddi tabi ra hükmurra kalın Rabbi idgam isteyin bila gunne mastar olduğu için isim el a lamu tarifin isharı meddi tabi min meddi arız peki okuyalım şimdi herkes iştirak ediyor canlı canlı dikkatli önce doğru okuma amaçlı dolayısıyla hurufata dikkat edin Ya Rabbi sen ne Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَمَا
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ قال
أَوَعَوْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَوْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ إن هذا إلا خلق الأولين إن هذا إلا خلق وما نحن بمعذبين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين Arkadaşlar, medlerde ve tutulmalarda koro birbirine uymuyor. Sebep ise tabi herkes hafız değil. Yalnız ekrana bakalım, sahneye bakalım, işte hocamın veya bizlerin el işaretlerine biraz dikkat ederek tutulmalar ve medler herkes aynı ölçüde olsun. Biri bitirmişken diğeri hala meddi devam ettiriyor. Dikkat edelim. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ثمود المرسلين كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح
فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. 3 ayet yine okutuyorsun. Dikkatle. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. İşaretler için bana bakın. وَمَا الذين
tekrar. إن في ذلك لآية
İnşallah tefsirine şöyle bir göz atalım değerli arkadaşlar. Okuduğumuz iki bölümde iki peygamberin kıssası, mücadelesi ve mücadelesine karşı isyan edenlerin düçar oldukları vahim akibet konu edilmektedir. İlk kıssa Hazreti Hud'un kavmiyle olan mücadelesi. Hazreti Hud kavmi Ad. Evet. Kur'ani bilgilerden önce diğer ayetlerin ve tefsir kitaplarındaki muhtevanın ışığında bazı açıklamalar yapalım ki konu daha iyi anlaşılsın. Ad kavmi eski bir Arap kavmidir. Bunu bilelim. Bir Arap kavmidir. Kavmin önde gelenlerinden ve kavme ismini veren Ad adlı şahıs Hazreti Nuh'un torunlarındandır. Aşağıya doğru torunlarından. Bunlar Yemen coğrafyasında, şöyle haritayı göz önüne bir getirin. Yemen coğrafyasında Uman ve Hadramut arasındaki Ahkaf mevkiinde yaşamışlar. Coğrafya Yemen. İz enzera kavmehu bil ehkaf. Ve Hud aleyhisselam bu millete peygamber olmuş. Mücadelelerin sonu korkunç bir rüzgar ile bunlar, yani inanmayanlar, helak edilmişler. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا. Kur'an-ı Kerim'de Ad kıssası, bu kavim önce Ad-ı Ula, ilk Ad kavmi, ikincisi Ad-ı Uhra. İki kısımdan ibaret, iki nesil. Birinci nesle daha çok hitap ediyor. Kur'an'daki ayetler bu birinci nesille alakalı ve Hazreti Hud bu birinci nesle peygamber gönderilmiş. Bunu da nereden anlıyoruz? وَاَنَّهُ اَهْلَكَ عَادَنِ الْعُولَى. Bunların şöyle özellikleri var. Çok iyi binalar, saraylar yapıyorlar. Çok büyük mal varlığına sahipler, çok münbit arazilere, sürülere, bağlara, bahçelere sahipler. Fakat bu kadar nimet bunları ne yazık ki şımartıyor. Gurur ve kibre kapılıp putlara tapmaya, Allah'tan başka mabutlar edinmeye başlıyorlar ve Nuh aleyhisselam onlara peygamber olarak gönderiliyor. La ilahe illallah, Nuh Nebiyullah, Resulullah tevhidini hayatı boyunca bunlara bu daveti yapmaya devam ediyor Hazreti Nuh. Ayetlerde şimdi söyleyecek, hak ettikleri ceza şiddetli bir kasırga. Kasıp kavuran, ortalığı perişan eden bir kasırga. Demek ki Ad kavminin helaki şiddetli bir kasırga ile. Rivayetlerde 8 gün sürdüğü ve her bir isyankarı hurma kütükleri gibi bulundukları yerden alıp fırlatan bir helak, bir perişan durum. Allah muhafaza. Ve böylece bu nesil tarih sahnesinden siliniyor. Hazreti Hud ile beraber olanlar kurtuluyorlar. Şimdi ayetlere atfı nazar edelim. Bu ön bilgilerin ışığında. Kırık mana vermeye çalışıyorum. Bu sizin için kelime haznenizin genişlemesi ve unutmamanız için. Az önce bir tablo çizdik. Konu belli, coğrafya belli, şahıslar belli, yapılanlar belli, sonuç belli. Anladık. Şimdi bakalım Yüce Rabbimiz ayetleriyle bunu ne kadar güzel, muhteşem bir şekilde, muhtasar ifade buyurmuş. Evet.
Kezzebet, yalanladı. Adun, Ad kavmi, el murselin, peygamberleri. Bu konuyu geçen hafta söyledik. Tekrarı sevmiyorum. İz kâle lehum ehûhum Hud. Onlara kabile açısından hısım, akraba, kardeş olan kardeşleri Hud dedi ki: Elâ tettekûn. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Sakınmıyor musunuz? İnni lekum rasulun emin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Fettekullaha ve ati'un. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ve ma es'elukum aleyhi min ecr. Ben sizden bu davet makamında yaptıklarıma karşılık bir ücret istemiyorum. İn ecriye illa alallahi rabbil alemin. Benim ücretim, bedelim alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Allah, Allah gibi verir. Kul ise kul kadar verir. Etebnûne bikulli ri'in âyeten te'bethûn. Etebnûne, siz binalar mı yapıyorsunuz, bina mı ediniyorsunuz, yapıyorsunuz? Bikulli ri'in, yüksek yerlere. Her bir yüksek yerden ziyade yüksek yerlere binalar mı yapıyorsunuz? Ayeten, heybetli, alamet binalar. Te'bethûn, oralarda oynarsınız. Boş vakit geçirmek, eğlenmek için siz yüksek yüksek yerlere böyle heybetli binalar yapıyorsunuz. Öyle mi? Soru tabii, öyle mi? وَتَتَّخِذُونَ ve ediniyorsunuz, yani yapıyorsunuz. Mesani'a, güçlü binalar. Bunlar saraylar, köşkler, efendime söyleyeyim, muazzam köşkler, kaleler gibi açıklanmış tefsirlerde. لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. Belki siz oralarda ebedi kalırsınız. Öyle mi? Yani böyle muhkem kaleler, güçlü, güzel saraylar, evler yapıp, inşa edip zannediyorsunuz ki orada ebedi kalacaksınız. Öyle mi? Soru. وَاِذَا بَبَشْتُمْ بَبَشْتُمْ جَبَّارِينَ. Yakaladığınız zaman da zorbalar gibi yakalıyorsunuz. Ayet biraz tabii kapalı. Onu açmaya çalışalım. Fizik olarak, beden olarak çok cüsseli, iri yapılı, güçlü insanlar. Kaba insanlar ve zalim insanlar. Kimi nerede, nasıl yakalıyor iseler, fakir, fukara, zayıf, duafa. Bunları araştırmadan, af yoluna gitmeden, onlara mühlet vermeden, sırf kaba kuvvetlerine dayanarak, şiddet uygulayarak ya kılıçlarıyla öldürüyorlar ya da kırbaçla dövüyorlar. Yani zalimane ve kaba bir şekilde, zorba bir şekilde yakaladığınız insanlara muamele ediyorsunuz. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُونَ. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. وَاتَّقُوا الَّذ۪ي. O Allah'tan korkun ki اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ. Bildiğiniz şeyleri size verdi. Yani yaşadığınız nimetleri size emedde uzattı. Verdikçe verdi. Verdikçe verdi demek. Bildiğiniz, bizzat yaşadığınız nimetler. Ki emeddeküm, o Allah size vermiştir. Bi en'am, sürüler. Ve benin, çoluk çocuk. Ve cennet, cennetler. Ve uyun, ve pınarlar, su kaynakları vesaire. Nimetleri hatırlatıyor. İnni ehafu aleyküm azâbe yevmine azîm. Ben sizin yaşayacağınız, başınıza gelecek büyük bir günün azabından endişe ediyorum. Kalu, Hazreti Hud'un muhatapları diyorlar ki: Sevâun aleyna, bizim için birdir. Eve avute, vaaz-ı nasihat etsen de,
hakikatleri anlatsan da. Em lem tekum minel va'izin, vaaz-ı nasihat etmeyen edenlerden olmasan da. Yani etsen de etmesen de bizim için fark etmez. Nasip meselesi bu. İn hâzâ illâ hulukul evvelîn. Şimdi burada huluk kelimesinin bir başka kıraati daha var. İn hâzâ illâ halkul evvelîn. Birinci kıraat ki bizim de kıraatimiz, buna göre muhatapları olan o kafirler diyorlar ki Hazreti Hud'a, senin bizim yaptığımız bu saraylarla, evlerle, inşaatlarla, binalarla ilgili bize yönelik tenkidin bu nedir, bunlarla uğraşıyorsunuz dedi ya, eğlenmek üzere şunları şunları yapıyorsunuz öyle mi, bunlar boş şeyler. Bu diyor, öncekilerin adetleridir diyor. Yani biz öncekilerden öğrendik, gördük, biz de yapıyoruz, devam ediyoruz. Huluk, adet manasında. Ne gördüysek. Halk okunursa, in hâze illâ halkul evvelîn, o zaman da senin dinimize karşı, ki dinleri yok da bu yaptıkları putlara tapmalarına karşı, veya ahiret var, hesap var, öldükten sonra dirilmek var şeklindeki iddiaların tamamen bir uydurmadır. İlk nesillerin uydurmasıdır. İlk peygamberler, onlar da öyle, onlara inananlar da öyle. Huluk olursa adet, halk olursa ihtilak, yani uydurma. Bir mana zenginliği var burada. Her ikisini de ihtiva ediyor. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّب۪ينَ. Dolayısıyla ne bu yaptıklarımızdan, ne de ahirete imanmış, ölmekmiş, dirilmekmiş, bunlara olan tavrımızdan dolayı biz asla azap görenlerden olmayacağız. فَكَذَّبُوهُ فَاَهْلَكْنَاهُمْ. Yalanladılar, biz de onları helak ettik. İşte o büyük kasırgayla. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ. Bütün bu anlatılanlarda ibretler vardır, nasihat, dersler vardır. وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِن۪ينَ. Onların ekserisi, birçoğu zaten iman etmediler. Peygamberimize de buradan bir teselli var. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ. Senin Rabbin elbette ki aziz ve rahim olandır. Geçiyoruz. Bir başka tablo, Hazreti Salih peygamberin muhatabı olan Semud kavmi. Bu da bir eski, Hazreti İsmail'den önce yine bir Arap kavmi. Semud kavmi, Ad kavminin devamı diye rivayet var ki makul de. Bunlar da arkadaşlar bugün Hicaz bölgesi ile Şam bölgesi arasındaki Vadi-il Kura, Vadi-il Kura, yanlış söyledim. Merkezi ise Hicr. Hicr suresinin 80. ayetinde Ashabul Eyke, Ashabul Hicr. Ashabul Hicr ifadesiyle kastedilen Semud kavmidir. Demek ki bunlar Hicaz bölgesi ile Şam bölgesi arasında yaşamışlar. Aynen Hud'un kavmi gibi bol topraklara, zengin topraklara, bağlara, bahçelere, ekinliklere, hurmalıklara, yani dünyalık bayağı bir şekilde verilmiş kendilerine. Bunların özellikleri de var, onlardan farklı. Bunlarda da yüksek dağlarda sert kayalıkları oymak suretiyle oralarda böyle ihtişamlı evler, binalar yapmak. Hatta binaların dış cephesi üzerinde nakkaşlık, oymacılık sanatı bunlarda meşhur. Allah onlara o yeteneği vermiş. Hatta bunların ilk dönemleri tevhid üzere iken
sonra bu nimetlerle şımarıp ondan, o yoldan sapmış, hem putlara tapmaya, hem etrafta bozgunculuk yapmaya ve peygambere karşı düşmanlık etmeye, peygamberden akla hayale gelmeyen şeyler, mucizeler istemişler. Ve malum Hazreti Salih peygamberin meşhur mucizesi, dişi deve mucizesini istemişler. Bunların akıbeti ise kasırgadan öte, kitaplarda hatta ayetlerde var. Araf 78, Hud 67, Hicr 83, Kamer 31. Korkunç bir ses, gök gürültüsü ve yıldırımla 3 gün içinde yerle bir olmuşlar. Semud kavmiyle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi yine ayetlerimize dönelim inşallah. İlk ayetleri geçiyorum. Kezzebet semudul murselin, malum. İz gâle lehum ehuhum salihun elâ tettegûn, malum. İnni lekum rasulun emin, fettegullâhe ve ati'ûn, ve mâ es'elukum aleyhi min ecr, in ecriye illâ alâ rabbil âlemîn. Suredeki kıssası geçen peygamberlerin ortak ifadeleri, tekrara hacet yok. اَتُتْرَكُونَ ف۪ي مَا هَا هُنَا آمِن۪ينَ. Diyor ki, ey benim kavmim, siz bu nimetler içinde, bu topraklarda, emniyet, lüks, rehavet içinde devamlı terk olunacağınızı mı zannediyorsunuz? Devamlı kalacağınızı mı zannediyorsunuz? Yani bu beyhude bir meşguliyet. Bu dünyanın bir de sonu var. Bunlar ebedi değil. Fi cennetin ve uyun, böyle bahçelerde suların, su kenarlarında, kaynakların başında ve zuru'in, bol ziraat içerisinde ve nahlin, hurma bahçeleri içerisindeki dal'uha, o hurmaların, hurma bahçelerindeki hurmaların salkımları ağırlıklarından dolayı hadîm, yere doğru, yani salkım salkım yere doğru böyle eğilmiş vaziyette. Yani bol nimetler. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِح۪ينَ. Ve siz dağlarda, dedik ya, kayaları oymak suretiyle evler yapıyorsunuz böyle usta usta. Hatta yaparken de eserlerinizle övünüp şımarıyorsunuz. Farihin, ustaca. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُونَ وَلَا تُضِيعُوا اَمْرَ الْمُسْرِف۪ينَ. Şimdi burada ona karşı gelenlerin içinden 9 kişilik elebaşı var. 9 kişilik elebaşı. Bunlar Hazreti Salih'e karşı yaşadıkları bölgede insanları tahrik ediyorlar, yönlendiriyorlar. İsraf noktasında, isyan noktasında, ifsat noktasında bu elebaşlarını kastediyor. Diyor ki, israf eden kişilerin yoluna, işine itaat etmeyin. Sizi yanlış yönlendiriyor. Algı operasyonu yapıyorlar. Bugün de kullanıyoruz ya. اَلَّذ۪ينَ يُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ. Bunlar buralarda, bu topraklarda ortalığı fesada veriyorlar, karıştırıyorlar. وَلَا يُصْلِحُونَ. Ve islah da etmiyorlar. Şimdi bu 9 kişi geliyorlar Hazreti Salih'e, davandan vazgeçin. Asla. Peki, eğer bizim sana inanmamızı istiyorsan bize büyük bir mucize göster. Peki, Rabbim lütfediyor, ihsan ediyor, ona vahyediyor tabii. Sert bir kayadan canlı bir dişi de ortaya çıkıyor. Allah dilerse olur. Akıl bunu izah edemez. Burada iman devreye girer. Madem ki Rabbimiz kitabında, peygamberimiz hadislerinde haktır demiş, biz ne diyoruz? Amenna. Allah dilerse amenna. Tabii şaşırıyorlar. Galu, dediler ki, innema ente minel müsehharin. Şüphesiz sen sihre uğramış,
sihirlenmiş insanlardansın. Sen büyülenmişsin. Ma ente illa beşer mislüne. Sen bizim gibi bir beşersin. İnsansın. Peki buna rağmen fe'ti bi ayeh. Hadi bakalım bir mucize getir. İn kunte minas sadikin. Eğer sözlerinde doğru kimselerden isen. İşte mucize tahakkuk ediyor ve Hazreti Salih meydanda onlara şöyle diyor. Kal hadhihi naqa. İşte bu dişi deve. Leha, bu devenin bir hususiyeti var. Çok su içiyor. Hatta oradaki insanların bir günlük bir içimlik sularını, yani bir günlük su ihtiyaçlarının tamamını kendisi içiyor. Mucize bu. Onun için leha diyor ki şirp, bir gün deveye aittir su içme hakkı. وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ belli bir günde su içme sizin hakkınızdır. Yani sıraya koymuşlar günleri, falan gün deve içecek, ertesi gün siz su ihtiyacınızı gidereceksiniz. Ama diyor وَلَا تَمَسُّوهَا o deveye dokunmayınız بِسُوءٍ kötülükle, yani bir zarar vermeyin ki فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ eğer bir kötülüğünüz olursa büyük bir günün azabı, yani o helak üzerinize artık kaçınılmaz olur. Fakat onlar tabi dinlemiyorlar. فَعَقَرُوهَا deveyi ne yaptılar? Kestiler. O 9 kişilik heyetin başındaki lider olan kişi önce ayaklarını kesiyor. Diğerleri de kılıçlarıyla deveyi parçalıyorlar. Ama yaptıklarının büyük bir hata olduğunu da anlıyorlar. Yani bir peygamber, bir mucize ve bir mucizeye karşı gelme. Anlıyorlar meseleyi. فَأَصْبَحُوا نَادِم۪ينَ ve pişmanlar olarak sabahlıyorlar. Ama heyhat. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ve neticede azap onları yakalayıveriyor. İşte اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِن۪ينَ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ ile ayet nihayete eriyor. Evet, bugünlük de tefsir dersimiz bu kadar değerli arkadaşlar. Bu kıssalardan ibret almayı, bunlar üzerinde çalışmayı, düşünmeyi Cenab-ı Hak bize nasip eylesin inşallah. Bir namaz faslımız var, namaz faslımızı da geçelim. Ondan sonra gel Kerim, dersimizi noktalayalım. Şeye ver, Necibe. Geç. Evet. Hocam da, hocam kahvet alalım mı? Alsın, alsın. Peki. Abi şey yap ya. Allah. Yap işte bir şey yap ya. Tamam. Rast karışık nekriz yap. Tabii rastla başla, peşine nekriz bitir. Ne yap lan? Allahu ekber, Allahu ekber. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله kalkıyorsak Allahu ekber Allahu ekber oturuyoruz Allahu ekber Allahu ekber Esselamu aleykum ve rahmetullah السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
senin rızanı kazanmak ümidiyle senin kelamını okuma cüretinde bulunduk. Noksanları ile beraber dergah-ı izzetinde kabul eyle ya Rab. Hasıl olan sevabı başta iki cihan güneşi, gönüllerimizin fatihi, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarına hediye ediyoruz, sen vasıl eyle. Ya Rabbi, şu anda el açıp amin diyen biz arkadaşlarımızın da ahirete yetarelemiş anne babalarımız ve geçmişlerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz, sen vasıl eyle. Ekranları başında bizleri takip eden kardeşlerimizin de geçmişlerine rahmet eyle. Ya Rabbi, üzerimizde zerre kadar hakkı bulunan bizleri bu seviyeye gelmemize emeği olan hocalarımızdan ahirete yetarelemiş olanlarının da ruhlarına hediye ediyoruz, sen vasıl eyle. Hayatta olan hocalarımıza, başta Fatih hocamıza ve diğer hocalarımıza hayırlı uzun ömürler, sağlıklı ve mutlu günler nasip eyle ya Rab. Ya Rabbi, okunan Kur'an-ı Kerim'in manasını hayatımıza tatbik etmeyi nasip eyle. Ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eyle. Ya Rabbi, okuduğumuz Kur'an'ın şefaatine ermeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, unutur veya hata edersek bizleri sorumlu tutma. Ya Rabbi, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizlere de ağır yükler yükleme ya Rab. Ya Rabbi, bizi affeyle, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sen bizim Mevlamızsın. Ya Rab, kafirler topluluğuna karşı bizlere yardım eyle. Ya Rabbi, kalplerimizi hidayete erdirdikten sonra senin dininden saptırtma ya Rab. Ya Rabbi, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle Allah'ım. Affedilmedik hiçbir günahımızı, kabul edilmedik hiçbir duamızı, giderilmedik hiçbir ihtiyacımızı da bırakma ya Rabbi. Hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, boşluk kullarına da edalar nasip eyle. Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem ateşinden koru ya Rabbi. Bizi ve zürriyetimizi kıyamete kadar namaz kılanlardan eyle. Bizi, anamızı, babamızı ve bütün inananları da hesap gününde bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi, bu hizmetlerin sunan, bu hizmetlerde emeği olan kişilerin de ya Rabbi ve bizlerin de emeklerimizi, sayelerimizi meşgul, günahlarımızı mağfu, amellerimizi makbul eyle. Ya Rabbi, bu hayırlı müesseselerin devamını nasip eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Veselamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. İlahi Teala Fatiha.